Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda Meryem Suresi 41-53. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala bu bölümde Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ile alakalı iki durumu bize anlatıyor. Vezkür fil kitabı İbrahim. Kitapta İbrahim'i de yad et. İnnehu kâne sıddîgan nebiyye. Gerçekten o sıddık bir peygamberdi. Sadakatta mümtaz, özü sözü doğru bir peygamberdi. Zaten her peygamber sıddıktır. Sadakat, sıdk özelliği her birinde ortaktır. İz gâle li ebihim, Hazreti İbrahim babasına şöyle demiştim. Babası Azer ve babası put yapıp satan bir isim. Ama böyle put yapıp satan bir babadan Hazreti İbrahim gibi insanlık tarihinin en önemli şahsiyetlerinden birisi dünyaya geliyor. Allah ölüden diri, diriden ölü çıkarır. Öyle bir babadan böyle bir peygamberi çıkarıyor. Ve peygamber olunca babasının put yapıp satması onu çok rahatsız ediyor. Babasına çok nazik bir şekilde tebliğde bulunuyor. Ve diyor ki, ya ebetim, babacığım, inni gacca'eni minel ilm, bana ilimden geldi, me'lem ye'tike, sana gelmeyen, yani senin bilmediğin bazı şeyleri ben biliyorum. Fettebi'ani, bana tabi ol, ehdike sıratan seviye, seni dosdoğru bir yola ileteyim. Yani babacığım, ben senin bilmediklerini biliyorum, bana tabi ol, dosdoğru bir yola seni ileteyim, sevk edeyim. Burada ebeti nazikçe bir ifade, babacığım diye nezaketle babasına ifade ediyor. Yani doğrudan sen küfür üzeresin, dalalet üzeresin demiyor. Senin sana gelmeyen bilgi bana geldi ve senin bilmediklerini biliyorum. Bana tabi ol, dosdoğru bir yola seni sevk edeyim diyor. Ya ebeti la tabudu şeytan. Babacığım, şeytana tapma. Tabii şeytana tapmak, şeytanın dediklerini yapmaktır. İşte put yapıp satmak da şeytanın emirlerinden bazıları. Dolayısıyla bir insan belki şeytanı bilmeyebilir, şeytana taptığının farkına da varmayabilir. Ama şeytanın aleti haline, oyuncağı haline gelmişse o şeytana tapıyor demektir. İnne şeytane kâne lirrahman asiyye. Şeytan şüphesiz Rahman için isyan etmiştir. Rahman'a isyan etmiş bir varlıktır. Malum şeytan ruhani bir varlık ve bilgi itibariyle epey bir bilgiye de sahip. Ancak Hazreti Adem yaratıldığında, Hazreti Adem'e secde emri geldiğinde Allah'ın açık emri varken emre uymadı, emre muhalefet etti ve bunun neticesinde Allah'a isyan etmiş oldum. Ya ebetim, babacığım, inni ehafum en yemezseke azabun minel rahman. Ben Rahman'dan sana bir azabın gelmesinden korkarım. Fetekune li şeytani veliyye ve bunun sonunda şeytana dost olmandan, şeytana arkadaş olmandan korkarım. Yani bir insan devamlı şeytanın dediklerini yapar hale gelmişse artık şeytanın dostu olur. Nasıl ki evliyaullah var, Allah'ın veli kulları ve Allah veli kullarını, seçkin kullarını zulümattan nura çıkarıyor. Onlara ikramlarda bulunuyor. Şeytanın da kendine göre velileri var. Yani dostları, yardımcıları var. Ve Kur'an-ı Kerim onlardan evliya eşşeytan diye söz ediyor. Şeytanın velileri, şeytanın dostları. İşte Hazreti İbrahim babasına şeytana veli olmandan korkarım diyor. Şeytanın yardakçılarından olmandan, yardımcılarından olmandan korkarım. Gale eragibun ente an elihiti ya İbrahim. Babası dedi ki, ey İbrahim, Hazreti İbrahim babasına babacığım derken o yavrucuğum demiyor, ey İbrahim. Yani soğuk ve resmi bir şekilde böyle ifade ediyor. Sen benim ilahlarımdan mı yüz çeviriyorsun? Le illem tentehi, şayet buna son vermezsen, le ercumenneke,
seni recm ederim. Recm burada kovmak anlamında olabilir. Doğrudan taşlarım. Bu manada bir tehdit de olabilir. Vehcurni meliyye, yani adeta defol der gibi, uzun süre bana görülme, çek git. Bu şekilde karşılık veriyor. Gale, Hazreti İbrahim dedi ki, selamun aleyk, sana selam olsun. Yani ben senin için yine selamet isteyeceğim. Se estağfiru leke Rabbi, Rabbim için, yani Rabbime senin için bağışlanmanı talep edeceğim. Senin namına istiğfar edeceğim. İnnehu kâne bi hafiyye, o bana çok lütufkardır. Rabbimin bana olan lütufları çoktur. Kur'an-ı Kerim'de başka yerde Hazreti İbrahim'in belli bir süre istiğfarda bulunduğu, ancak babasının Allah düşmanı olduğu tebeyyün ettiğinde istiğfardan vazgeçtiği anlatılıyor. Yani bilmedikten sonra ona istiğfar etmesi gayet normal, ama onun Allah düşmanı olduğunu bildikten sonra istiğfarda bulunması uygun değil. Ve e'tezilukum ve ma ted'un min dunillah, ben hem sizden hem de Allah'ın dışında tapmış olduğunuz şeylerden ayrılıyorum. Onlarla benim bir bağım, alakam yok. Ve ed'u rabbi, ve Rabbime dua ediyorum. Asa alla ekuna bi duai rabbi şakiyye, ve Rabbime yapacağım duada mahrum olmamayı da ümit ederim. Yani beynel havf ve reca tabir edilen korku ümit arası olmak, bir insan velev peygamber de olsa illa duasının kabul edileceğini kesin bilmez ve korku ümit arasında Allah'a dua eder. İbrahim aleyhisselam da bu şekilde Allah'a dua edeceğini ifade ediyor. Felemma atezelehum ve ma ya'budun min dunillah, Hazreti İbrahim onlardan ve onların Allah dışında taptığı şeylerden, putlardan ayrıldığında, ve hebne lehu İshak'a ve Yakub, biz ona İshak'ı ve Yakub'u verdik. İsmail'i de veriyor. O bundan sonraki bölümde anlatılmakta. Yani Hazreti İbrahim'e Cenab-ı Hakk'ın çok büyük nimetleri olmuş. Kendisi Ulul Azm tabir edilen 5 büyük peygamberden bir tanesidir. Ve Ebul Enbiya'dır. Peygamberlerin atası. Oğlu İshak peygamberdir. Oğlu İsmail peygamberdir. Burada Yakup torunu, İshak'ın oğlu olan Yakup torunu, o da peygamberdir. Ve onun neslinden, Yakup'un neslinden İsrail oğulları gelmiştir. Ve İsrail oğullarında da pek çok peygamberler gönderilmiştir. Böyle olunca İbrahim aleyhisselam insanlık tarihinin gerçekten önemli, en önemli kişilerinden birisi. İşte 5 büyük peygamberden bir tanesi. Ve günümüzde gerek Hristiyanlar, gerek Yahudiler, gerek Müslümanlar Hazreti İbrahim'i daima hayırla yad ederler. İsmen bilirler. Onun ismini kendi çocuklarına da koyarlar. Bizde İbrahim ismi olduğu gibi Yahudi ve Hristiyan kültürde de Abraham şeklinde isim kullanılmakta. Abraham, İbrahim aynı isim. Bu şekilde İbrahim'i dinler denilen, tek Allah'a inanan dinlerde gerçekten Hazreti İbrahim hepsinde en önemli bir noktada bulunmakta. Burada şu da dikkatimizi çeken hususlardan bir tanesi, bir baba için iyi bir evlada sahip olmak en büyük nimetlerdendir. Hazreti İbrahim'e böyle bir nimet verilmiştir. Ve bir de torunlarının da iyi olması, yani neslinin temiz olması, o nesilden çok iyi, kaliteli insanlar çıkması, bu da gerçekten önemli bir ayrıcalıktır. İbrahim aleyhisselama böyle bir ayrıcalık verilmiştir. Ve bizler tahiyyatta Allahümme salli Allahümme barik onları okurken, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed kema salleyte ala İbrahim'e ve ala ehli İbrahim. Burada peygamberimize ve nesline dua ediyoruz. Peygamberimiz ve nesli için Cenab-ı Hak'tan rahmet talep ediyoruz. Nasıl ki İbrahim'e ve İbrahim'in nesline verdiğin gibi. Yani
Hazreti İbrahim'in neslini mübarek kıldığın gibi peygamberimizin neslini de mübarek kıl, onlara rahmet et. Bunu Cenab-ı Hak'tan istiyoruz. Demek ki Ali İbrahim, İbrahim hanedanı dünyada gelmiş geçmiş en önemli hanedanlardan bir tanesi. Cenab-ı Hak ona Hazreti İshak, Hazreti İsmail gibi evlatlar ve Hazreti Yakup gibi torunlar ve o torunların nesillerinden de daha nice peygamberler nasip etmiş. Böylece mübarek bir silsilenin temelinde yer almış. Malum Peygamber Efendimizin de nesli Hazreti İsmail'e dayanır. Hazreti İsmail de Hazreti İbrahim'in oğullarındandır. Ve küllen cealnâ nebiyyen, ve biz onların hepsini peygamber kıldık. Yani hem İshak'ı hem Yakub'u birer peygamber kıldık. Ve vehebnâ lehum min rahmetine, ve kendi rahmetimizden onlara verdik. Onları rahmetimize mazhar kıldık. Ve cealnâ lehum lisâne sıdkın aliyye, ve onlar hakkında sıdk ile yad edilmek, güzel bir şekilde yad edilmeyi nasip ettik. Bu Hazreti İbrahim'in bir duasıdır aslında. İbrahim Aleyhisselam yaptığı dualardan birinde diyor ki ve cealli lisane sıdkın fil ahirin, sonraki gelenlerde bana sıdk ile güzel bir şekilde yad edilmeyi, bir yad-ı cemil ile yad edilmeyi bana nasip et. Bu şüphesiz bir şöhret talebi değil. Ama sonrakilerin rahmetle yad edilmesi, rahmetle yad etmesi, onların bu şekilde yad edilmesine mazhar olmak çok büyük bir nimet. İbrahim Aleyhisselam Cenab-ı Hak'tan bunu istiyor. Ve bu ayet-i kerimede gördüğümüz üzere böyle bir nimetin onlara verildiği bize ifade ediliyor. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى, kitapta Musa'yı da yad et, Musa'yı da zikret. Hazreti İbrahim büyük peygamberlerden, Hazreti Musa da büyük peygamberlerden. Her ikisinin kıssası Kur'an-ı Kerim'de ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Ama burada da kısa kısa birer paragraf gibi adeta onlara temas edilip geçiliyor. İnnehu kâne muhlasan, Hazreti Musa ihlas verilmiş kimselerdendi. Yani son derece samimi, ihlaslı, yaptığını Allah için yapan, ihlasa erdirilen kimselerden idi. Muhlis, ihlas sahibi demek. Muhlas, kendisine ihlas verilen demek. Belki bunlardan birincisi daha çok kesbi bir durum, insanın çalışmasıyla ihlası elde etmesi. Diğeri de muhlas, Cenab-ı Hakk'ın özel bir inayeti şeklinde düşünülebilir. وَكَانَ رَسُولًا نَب۪يَّ, ve Hazreti Musa hem bir Resuldü hem de bir Nebi'ydi. Yani Resul, Nebi aralarında belki bir cihetle bir farklılık var. Resul, elçi anlamında. Yani bir cihetle bakıldığında her peygamber Resuldür. Bir başka açıdan ise Nebi'dir. Nebi olması da Cenab-ı Hak'tan haber getirmesi, o yönüyle de Nebi deniliyor. Başka türlü şöyle bir açıklama da yapılmıştır. İşte Resul, şeriat sahibi olan, kitap sahibi olan peygamberlere verilen isimdir. Nebi de doğrudan şeriat sahibi, kitap sahibi olmamakla beraber önceki peygamberlere, onların şeriatına tabi olan peygamberlere Nebi denilir. Böyle bir ayrım yapılıyor ama bu o derecede mazbut değil. O derece sınırları çok net değil. Buna da kısa bir işaret edip geçmiş olalım. Ve nâdeynâhu, biz Musa'ya nida ettik. Min cânibi Tûril Eymen, Tur Dağı'nın sağ tarafından, yümünlü, bereketli canibinden Musa'ya nida ettik. Yani onu kelamımıza mazhar kıldık. Ve kellemallâhu Musa teklîmen, Allah Musa'yla doğrudan kelam şeklinde konuştum. Peygamber Efendimiz Miraç'a mazhar kılındığı gibi Hazreti Musa da doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın kelamına mazhar kılındı. Ve garrabnâhu neciyye, ve onu münacatımıza mazhar kıldık. Kurbiyetimize, yakınlığımıza mazhar kıldık. Burada tabi Tur, dağ anlamı var.
İşte Musa Aleyhisselam'ın gittiği dağ şeklinde genelde açıklanır. Musa Aleyhisselam Tur Dağı'nda ilahi tecelliye mazhar oluyor ve Cenab-ı Hakk'ın orada özel tecellilerine, inayetine, ikramına bir mazhariyeti söz konusu. Ve onun kurbiyetine mazhar olmak ve bu şekilde en seçkin peygamberlerden biri olmak, böyle nimetler Hazreti Musa'ya veriliyor. Ve vehebna lehu min rahmetina ahahu Harun nebiyye. Ve biz rahmetimizden Harun, kardeşi Harun'u bir peygamber olarak ona hibe ettik. Yani peygamberlik ağır bir yük. Tek başına bu ağır yükün altında ezilebilir, çok zorlanabilir. Kendisinin de zaten duası olmuştu. Rabbi şrahli sadri, ya Rabbi göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi kolaylaştır. Ve dilimdeki düğümü çöz. Ve cealli veziran min ehli Harun'a ahi. Ve bana bir yardımcı, bir vezir kıl. Kardeşim Harun'u peygamber olarak gönder diye dua etmişti. Cenab-ı Hak duasını kabul etti. Ve ondan daha fasih olan, daha güzel anlatabilen kardeşi Harun'u peygamber olarak gönderdim. Tabii bir peygamberin bu manada elbette yardımcıya ihtiyacı var. Peygamberin yardımcısı yine bir peygamber. Özel bir tecelli. Ve normalde peygamberlerin yardımcıları doğrudan peygamber değildir. Çevresindeki insanlardan, ehli imandan olan kimselerdir. Ama Allah-u Teala Hazreti Musa'ya özel bir ikram olarak kardeşi Harun'u da peygamber olarak gönderdi. Ve onun da bir nebi olduğu ayet-i kerimede bu şekilde ifade edilmekte. Değerli izleyenlerim, tabii bize bakan yönüyle peygamberlerin bu mazhar olduğu tecelliler gayet güzel. Ama bizim bunlardan hissemiz nedir? Bizim Tur Dağımız yok mu? Bizim Cenab-ı Hakk'ın münacatına mazhariyetimiz, kurbiyetine mazhariyetimiz yok mu? İslami hizmetlerle meşgul olabiliyorsak yanımızda yardımcılarımız yok mu? Bunları bu açıdan değerlendirmek gerekir. Yani Hazreti Musa için böyle bir tecelli varsa bir benzeri cüz'iyet tarzında belki bizler için söz konusu olur. Ve biz de Cenab-ı Hakk'ın kelamına muhatap olmaya çalışırız. Kur'an-ı Kerim'i iyi okumak suretiyle kelamının sırlarına muttali olmaya çalışırız. Ve bu manaları başkalarıyla paylaşmak isteriz. Başkalarıyla paylaşmak isterken yardımcıya da ihtiyacımız olur. Ve bu yardımcı o da Allah'a giden yolda bize destek olur. Ve böylece İslami hizmetler daha inkişaf eder. Hazreti İsa ile alakalı denilir ki Hazreti İsa'yı dünyaya tanıtan havarileri olmuştur. Etrafında 12 kimse, sayıları çok fazla değil ama bu 12 kimse Hazreti İsa'ya tam destek olmuşlar ve bunun neticesinde onu dünyanın her tarafına duyurmuşlar. Onun mesajını dünyanın her tarafına götürmüşlerdir. Ve buradan hareketle denilir ki havarilerini bulamayan İsa'lar unutulmaya mahkumdur. İşte şu anda da İslam hizmetlerle meşgul olanlar kendilerine yardımcıları da bulmalı. Bunun için Allah'a dua etmeli ve beraberce bu kutsi hizmeti devam ettirmeliler. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.